Herkese merhaba, ben Ahmet Emre. Bu videoda Xiaomi'nin yeni amiral gemisi Xiaomi 14 ile iPhone 15 Pro'nun kameralarını karşılaştıracağım. Xiaomi yeni 14 serisini yani amiral gemisi modellerini geçtiğimiz hafta tanıttı ve elimde Xiaomi 14'ü görüyorsunuz. Xiaomi artık çok daha iddialı cihazlar üretiyor. Özellikle Leica işbirliği ile birlikte Xiaomi 13 serisinden sonra bu cihazların kamerası ayrı bir seviyeye taşındı ve karşısında çok ciddi bir rakibi olan iPhone 15 Pro'yu görüyorsunuz. Bu videoda bu iki cihazın kameralarını karşılaştıracağız ve kazananı siz belirleyeceksiniz. Çektiğim fotoğrafları Instagram hesabından paylaşacağım ve sizin oylamanıza sunacağım. Tarafsız bir şekilde siz bu fotoğrafları oyladıktan sonra da kazananı belirlemiş olacağız. Ve bu arada Xiaomi 14'ün daha Türkiye satışı başlamadı. Cihaz çok yeni ve bu cihazı bana ulaştıran Anıl GSM'e de teşekkür ediyorum. Videoya geçmeden önce hala kanalıma abone olmadıysanız videoyu beğenip abone olursanız sevinirim. Şimdi gelin testlerimize başlayalım. Evet, dışarıda iki telefonla da testlerimizi yaptık. Instagram'da bu anketleri paylaştım ve sonuçları açıklama vakti geldi. Hem iPhone 15 Pro hem de Xiaomi 14 gerçekten tatmin edici sonuçlar verdi. Şimdi gelin isterseniz ilk fotoğrafımıza karşılaştırmaya başlayalım. Bol bol manzara ve otomatik mod çekimi zaten göreceksiniz. O yüzden ben güzel bir portre fotoğrafıyla başlamak istiyorum ki Xiaomi 14 aslında Leica lensleriyle birlikte harika portreler çekebiliyor. iPhone 15 Pro'da o şekilde 1x, 2x, 3x iki telefonda hem başarılı portreler çekiyor hem de portre modunda oldukça özgür şekilde lensler arasında geçiş yapabiliyorsunuz. İlk fotoğrafımızda şu anda ekranda görüyorsunuz. Eşit şartlar ve iki telefonda gerçekten çok güzel sonuçlar ortaya çıkarmış ama baktığınız zaman bambaşka sonuç görüyoruz. Çekilen fotoğraflarda blur seviyesinden rengine, detayına her şey farklı. Şimdi burada A görseli Xiaomi 14 ile B görseli de iPhone 15 Pro ile çekilmişti ama ben bu iki fotoğrafa baktığımda biri diğerinden daha iyidir diyemedim. Çünkü iki telefonda kendine has bir tarzda fotoğrafları çekmiş. İki telefondan çıkan ham sonucu burada görüyoruz. Sonuçlara geldiğimizde ise kullanıcılar da gerçekten burada çok kararsız kalmış olacak ki iPhone 15 Pro %51'lik bir oy olarak çok az bir farkla öne geçmeyi başarmış. Yani kafa kafaya bir sonuç görüyoruz. İki telefonda kamera tarafında gerçekten kendine has sonuçlar veriyor. Özellikle portre tarafında bu ayrımı daha fazla görüyoruz. Kullanıcılar bu tarafta kararsız kalsa da %2'lik bir oy farkıyla iPhone 15 Pro portrede öne geçen taraf oluyor. İkinci fotoğrafımızda cihazların ana kameralarıyla çekildi ve burada bir binanın fotoğrafını çekmiştim ki hem çok güzel bir bina hem de üzerinde Yaşasın Cumhuriyet yazısını görüyoruz. Bununla birlikte yandaki Türk bayrağı, binanın üzerindeki detaylar ve yukarıda ufak da olsa gökyüzünü görebiliyoruz. Gerçekten benim çok hoşuma giden bir fotoğraf oldu. Bu tarafta da A görseli Xiaomi 14 ile B görseli de iPhone 15 Pro ile çekilmişti ve kullanıcılar burada %60'lık bir oyla iPhone 15 Pro'nun çektiği fotoğrafı tercih etmiş. Xiaomi 14 ise %40'lık bir oy almış. Yani 60'a 40'lık bir sonuç var ve iPhone 15 Pro ikinci fotoğrafımızda öne geçmeyi başarmış. Sırada telefoto lenslerle çektiğim bir fotoğrafı görüyorsunuz. iPhone'da 3x, Xiaomi'de ise 3.2x zoom yapan telefoto lenslerle çektiğim bir fotoğraf ve gerçekten anı güzel yakalamışım. İki tane tekne birbirine yakın şekilde geçiyordu ve iki telefona da aynı anda bu anı fotoğrafladım. Değerlendirmesi size kalmış. Burada da A görseli iPhone'la B görseli de Xiaomi ile çekilmişti ve bu görselde Xiaomi 14 %58'lik bir oy olarak öne geçmeyi başarmış. %58'e 42'lik bir durum var ortada. Telefoto lensle çekilen fotoğrafta da durum bu şekilde. Ve yine ana kameralarla çektiğim bir fotoğrafa dönelim ki burada da denizi çektim. Arka tarafta metro köprüsünü görüyorsunuz. Ve Galata Köprüsü'nün merdivenlerinden inmeden o arada bu fotoğrafı çekmiştim ve bence güzel bir açı oldu. Tabii profesyonel bir fotoğrafçı olmasam da kadraj benim gerçekten çok hoşuma gitti. Çünkü ortada denizi görüyorsunuz. Solda ve sağda karanlıkta kalan bölgeler var ve sağ taraftaki güvenlik kulübesi çok tozlu. Üzerinde yazılar var vesaire. Yani sadece denizin ve gökyüzünün detayları değil, karanlıkta kalan alanın da detayları önemli olduğu için bence yorumlanabilecek güzel bir fotoğraf oldu. Burada da A görseli Xiaomi ile B görseli de iPhone'a çekilmişti ve Xiaomi 14 burada %57'lik bir oy almış. %57'ye 43'lük bir durumla Xiaomi bu fotoğrafta da öne geçen taraf olmayı başarıyor. Ve sırada ters ışıkta çekilmiş çok güzel bir fotoğrafımız var. Burada da cihazların HDR performansını daha detaylı yorumlayabileceğiz. Burada da bana modellik yaptı ve videonun çekimlerinde yardım ettiği için Gökhan'a teşekkür ediyorum. Kendisinin fotoğrafını çektim ve güneşi tam arkada parlarken görebiliyorsunuz. Yani direkt olarak bir ters ışık fotoğrafı. Köprünün üzerindeyiz. Arkadan gelen bir ışık var ve burada A görseli Xiaomi ile B görseli de iPhone'la çekilmişti. Buradaysa kullanıcıların yorumu çok net olmuş. iPhone 15 Pro %89'luk bir oy alarak ters ışık örneğimizde öne geçmeyi başarmış. Gerçekten birbirinden ciddi şekilde ayrışan bir sonuç görüyoruz ve iki cihazın aslında bütün ayarları otomatikteyken ortaya böyle bir sonuç çıkmış. Xiaomi de güneşi bembeyaz görürken iPhone güneşi o kadar parlatmamış ve güneşin sarılığını aslında biraz daha etrafa yaymış. Ön tarafta Gökhan'ın yüzüne ve kıyafetine baktığımızda da iPhone'un ışığı çok daha iyi dengelediğini zaten görebiliyoruz.
Yani ters ışıkta en azından bu örnekte iPhone ciddi bir şekilde öne geçmeyi başarmış. Ve sırada yine ana kamerayla çektiğim bir fotoğrafı görüyorsunuz. Bu fotoğrafta aslında tepeden gelen normal dengeli bir ışık var. Pek fazla ekstra bir durum yok ama normal günlük bir senaryoda Mısırcı abimizin fotoğrafını çektim. Arka tarafta yine bir Türk bayrağı görüyorsunuz. Yenici abi ve Mısır çarşısı da yine kadrajda bulunuyor. Bence güzel renkli bir fotoğraf oldu. Burada da A görseli iPhone'la B görseli de Xiaomi ile çekilmişti. Sonuçlara geldiğimizde Xiaomi %54'lük bir oy alarak bu fotoğrafta öne geçmeyi başarıyor. %54'e 46. Çok ciddi bir fark yok ama kullanıcıların tercihi Xiaomi 14'ten yana olmuş. Ve sıra geldi gece örneklerine. Burada da iki farklı görselimiz var. İlkinde güzel klasik bir arabanın fotoğrafını çektim. Markasının modelini bilmediğim bir araba. Çok özel bir araba mı onu da bilmiyorum ama benim gözüme gerçekten güzel gözüktü ve de gece vakti bu aracın fotoğrafını çektim. A görseli iPhone'la B görseli de Xiaomi ile çekilmişti ki kullanıcıların %67'si burada iPhone'un çektiği fotoğrafı tercih etmiş. Gece modunda ilk örneğimizde 67'ye 33'lük bir farkla iPhone 15 Pro öne geçen taraf olmuş. Sıradaki gece modu fotoğrafımız da biraz zor bir fotoğraf çünkü kadrajın tam ortasında bir ışık var. Aşağıya aydınlatıyor, yukarısı karanlık kalıyor, yan tarafta bir ağaç var vesaire. Böyle farklı bir sonuç çıktı. Yani ışığı da kadraja alarak bu fotoğrafı çekmeye çalıştım. Gece tarafında gördüğümüz sonuç bu şekilde. Burada da A görseli iPhone'la B görseli de Xiaomi 14'te çekilmişti ki sonuçlar birbirine yakın olsa da %52'lik bir oyla Xiaomi 14 bu görselde öne geçmeyi başarmış. İlk görselde iPhone öne geçmişti ama bu görselde ışığı direkt kadrajımıza aldığımızda iki fotoğraf birbirine yakın ama gözümüze net şekilde çarpan bir detay lambanın hemen önünde oluşan ışık hüzmesi. iPhone'da böyle bir durum görürken Xiaomi'de bunu göremiyoruz. Bu arada fotoğrafı çekerken Xiaomi'de de o ışık hüzmelerini görebiliyordum ama aynı şartlarda çekilen fotoğrafta Xiaomi'de öyle bir ışık hüzmesi görmüyoruz. Belki de kullanıcıların dikkatini bu çekmiş olabilir. Burada %52'ye 48'lik bir durumla Xiaomi 14 ikinci görselde öne geçmeyi başarmış. Ve evet, fotoğraf sonuçlarımızın sonuna geldik. Sırada video örneklerimiz var. Video örneklerini kalitesi daha fazla bozulabilir diye Instagram'da paylaşmak istemedim. O tarafta sizin yorumlarınızı merak ediyorum. Şimdi gelin cihazların video performanslarına birlikte bakalım. Evet, video sonuçlarını izlediniz. Peki hangi modelin verdiği video sonucu daha çok hoşunuza gitti? Bu tarafta düşüncelerinizi yorumlar kısmına belirtirseniz sevinirim. Dediğim gibi video sonuçları için bir anket oluşturmadım. Direkt olarak yorumlarda bu konuyu tartışabiliriz. Bunun yanında video içerisinde gördüğünüz fotoğraflarla alakalı düşüncelerinizi yine yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim. Benim bu videoda bahsedebileceklerim bunlar. Bir sonraki karşılaştırma videom için siz de oy kullanmak isterseniz Instagram'da @ahimsabir kullanıcı adlı hesabından beni takip edebilirsiniz. Bu sayede videolarla alakalı önceden duyurularımı ve anketleri takip edebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.